Fenerbahçe televizyon ekranlarından herkese merhabalar, mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Günün röportajı programı ile karşınızdayız. Fenerbahçe'miz biliyorsunuz İzmir'de Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Medipol Başakşehir karşısında sağladığın 2-0 galip ayrıldık ve Türkiye Kupası hasretimizi bu sezon itibariyle noktalamış olduk. Sezonu kupayla tamamlamanın mutluluğunu yaşadık ve bugün de o şampiyonluğun mimarlarından bir tanesi, Fenerbahçe'mizin başarılı isimlerinden bir tanesi Luan Perez'le birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz ve sevgili Saruhan Karaman da her zaman olduğu gibi bu özel yayınlarda olduğu gibi bizimle birlikte. Öncelikle ikinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, bebeğindim. Luan'ı da burada görmek ilk kez stüdyomuza konuk oldu. Fenerbahçe'mizin ilk sezonu. Önce nasıl buldu bu ortamı onu bir sorayım. Primera vez, bienvenido. Primera vez, você chegou aqui por primera vez. Como você encontrou aqui? Muito, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Bem grande aqui, bem amplo. Eu sei que a gente vê na televisão, né, lá no clube, sempre está passando a programação, então sempre quis estar aqui no estúdio. E hoje, podendo estar aqui, muito feliz. E é isso, um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar. Öncelikle teşekkür ediyorum sizlere davet ettiğiniz için. Evet, etrafa baktığımda burası gayet büyük ve aynı şekilde güzel bir yer. Zaten daha önce de röportajları takip ediyordum stüdyolardaki ama ilk defa gelme fırsatı buldum. Benim için de burada olmak, sizlerle beraber olmak çok büyük bir mutluluk. Konuşmaya başlayabiliriz. Evet, sohbete başlayalım. İyi ki geldi. Gerçekten onu burada görmek bizi de çok mutlu etti. Türkiye Kupası şampiyonluğuyla başlayalım istersen. Sonra sezonun genel değerlendirmesine geçeriz ama gerçekten Fenerbahçe'miz tabii tüm kupaların her zaman tüm kulvarlarda şampiyonluk adayıdır. Ligi de şampiyon bitirmek istemiştik. Ama ikinci sırada tamamladık sezonu ve en önemli kalan hedefler arasında olan Türkiye Kupası'nı kazanmak bizim için çok önemliydi. Kupa yolculuğuna o da sakatlığı nedeniyle tabii son belki aşamalarda katıldı ama bu şampiyonlukta payı olan isimlerden bir tanesi oldu. Önce bu Türkiye Kupası şampiyonluğu, İzmir'de yaşananlar, onda hissettirdiği duygular, onlarla bir genel başlayalım. Sonrasında biraz daha detaylara ineceğiz. Vamos falar sobre a Copa do Turco. A gente queria também ganhar a Copa do Turco, mas também a gente queria ganhar o título de divisão. Mas, infelizmente, não podemos ganhar isso. Você estava machucado por quais semanas, mas últimas semanas você contribuiu muito também para o time. Você mostrou muito bom desempenho. A gente ganhou a Copa Turco ontem. Como você pode definir, o que você pode dizer sobre ontem? Sobre ontem, feliz por ter ganho um título, né? Acho que todo campeonato que o Fenerbahçe entra para disputar, ele entra para ganhar, ele entra para ser campeão. Ontem não fizemos mais do que deveríamos fazer por esse clube, né? Ontem queríamos ser campeões, não só ontem, desde o começo do ano queríamos ser campeões da Super League, queríamos ser campeões da Copa e é o que aconteceu ontem. Fomos campeões da Copa, infelizmente não fomos da Super League, mas estamos no processo, estamos num caminho bom. Tenho certeza que ano que vem brigaremos para ser campeões de mais coisas. Foi bom ganhar, como eu falei, a gente entra para ganhar, para ser campeão, fomos campeões e agora é não parar e continuar na temporada que vem. Elbette ki kazandığımız kupadan dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe oynadığı her kulvarlarda, her kulvarda başarı için oynar, şampiyonluk için oynar. Dün kupa hasretini sonlandırmak istiyorduk. Türkiye Kupası'nı kazanmamız gerekiyordu ve bunu çok fazla istediğimizi düşünüyorum kolektif olarak ve bunu başardığımız için de mutluyuz. Sezonun başına dönecek olursak aslında sezon başındaki hedefimiz iki kupayı da kazanmaktı. Hem Süper Lig'i kazanmak hem de Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Ama maalesef Süper Lig'de bu istediğimiz şampiyonluğu elde edemedik. Ligin geneline bakacak olursak kötü dönemlerimiz de oldu. Ama o süreçlerden sonra bana göre bu kupa fazlasıyla
önem taşıyordu. Kazanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu kupayı kazandığımız için mutluyuz. Şimdi en iyi şekilde aradan sonra gelecek sezon içinde iyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Tabii Luan'ın daha önce kariyerinde Kulüp Brugge'de bir Süper Kupa şampiyonluğu var ama sanıyorum orada çok daha yeni katıldığı için oynamadan o madalyayı almıştı. O maçta kadroda yoktu ama Fenerbahçe formasıyla kazandığı bu Türkiye Kupası'nın onun kariyerinde de çok önemli bir yeri olduğunu, çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahada mücadele ederek, sonuna kadar savaşarak ve hak ederek kazanılmış bir kupada önemli bir payı oldu. Ve kupayı da saha içerisinde kaldırmak nasıl bir duyguydu? Kariyerinde daha doya doya yaşadığı belki de şampiyonluk anlamında, kupa sevinci anlamında en büyük deneyimdi. Neler hissetti? O anı biraz anlatabilir mi? Comment vous savez quand vous êtes avant dans le club Bruges, vous signez à tabé na Copa, Super Copa, mas você não joga dentro desse jogo, mas quando falamos sobre esta Copa de ontem, você jogou, você mostrou muito bom desempenho por time de Fenerbahçe. Podemos dizer que esta Copa é muito importante por sua carreira. Como você sente, como você sente quando você levantava a Copa? O que você pode dizer sobre isso? Quando eu estava no Bruges, eu ganhei a Supercopa, mas eu tinha acabado de chegar no clube, faziam 3 dias que estava no Clube Bruges, então acabei ainda não jogando, não estando no squad, estava ainda fazendo exames, estava ainda começando um trabalho, então eu não lembrava nem que eu tinha a medalha de campeão, então para mim não conta como um título, eu não fiz parte daquele processo, daquele título. Uhum. Então foi muito importante para mim esse título, foi muito, muito legal, né? Como eu falei, foi um ano de muito trabalho, um ano de muita seriedade, onde para mim também foi um pouco difícil com a minha lesão, né? 7 meses parado, não foi fácil ficar 7 meses no departamento médico sem poder jogar, mas muito feliz de poder ter voltado, ter ajudado o time nas semifinais, na final e também na Superliga ali na reta final também pude voltar a jogar, então foi muito importante. E ter terminado a temporada com um título foi melhor do que eu imaginava, porque teve momentos na temporada, quando eu estava machucado, eu, né, com a minha esposa em casa, eu até falava que talvez eu não voltaria nessa temporada, talvez não fosse, fosse difícil voltar a jogar, ter ritmo de jogo, mas isso pôde acontecer, voltei a jogar, então nada melhor do que ter sido campeão, por isso eu fico muito feliz e também foi muito especial por conta disso. Kulüp Brugge'deyken söylemiş olduğunuz Kulüp Brugge'deyken söylemiş olduğunuz gibi bir süper kupa kazanmıştık ama açıkçası benim oraya gidişim 3 gün olmuştu. Dolayısıyla herhangi bir maç oynamamıştım Kulüp Brugge'de ve kadroda değildim o süreç içerisinde. Çünkü testler vardı ve çalışmalar söz konusuydu. Dolayısıyla o kazanılan süreçte, kupanın kazanıldığı süreçte ben takım içerisinde değildim. Dolayısıyla dün akşam bizler açısından çok özel ve önemliydi. Benim için de aynı şekilde çok önemli ve güzel bir kupa oldu. Zaten sezonun geneline bakacak olursak iyi bir şekilde de çalıştığımızı düşünüyorum. Ve bu kupayı da kazanmamız gerekiyordu. Benim tarafımdan da, kendi açımdan da zorlu geçen süreçler olmuştu. Çünkü sakatlığımdan dolayı 7 aylık bir süre takımdan ayrıydım. Takıma maalesef o süre zarfında yardımcı olamadım. Ama dün söylemiş olduğum gibi çok mutlu oldum kazandığımız kupadan dolayı. En azından sakatlıktan döndükten sonra Türkiye Kupası'nda hem yarı finalde ve finalde takıma yardımcı olabilmiş olmak benim için önemli. Sakatlıktan sonra da aynı şekilde ligde de takıma yardımcı olmaya çalıştım. Dolayısıyla bizler açısından bu sezonu kupayla bitirmek oldukça fazlasıyla önemliydi. Sakatlık esnasında, sakatlık sürecinde çok daha iyi bir şekilde dönmeyi istiyordum sahalara ve güçlü bir şekilde dönerek takımıma yardım etmek istiyordum. Bunu gerçekleştirmiş olduğum için mutluyum. Aynı şekilde kupayı kazandığımız için mutluyum. Dolayısıyla çok mutluyum. Çok özel bir akşamdı benim için. Evet, çok teşekkür ediyorum Soran. Çünkü ben de aslında biraz sakatlık sürecine değinecektim. Biraz özetlemiş oldu Luan ama şunu soracağım. Yani çok sezon başında çok erken bir sakatlık yaşadı. Ve Eylül ayında Ren maçında yaşadığı o sakatlığın ardından
Döndü ama yeniden bir nüksetti sakatlık. Yeni bir sakatlık süreciyle beraber onu da söylediği gibi 7 aylık bir periyoda uzadı bu. Ama o geri dönüşü gerçekten sanki hiç sakatlanmamış gibiydi. Bu gerçekten çok sık rastlanan bir durum değil. Yani hani bir form tutma süreci aşama aşama olur ya oyuncuların. Bir anda Luan sahaya çıktığı gibi olağanüstü bir performans ortaya koydu ve sezonun son bölümünde lig olsun, kupa olsun onun da belirttiği gibi takıma fazlasıyla yardımcı oldu. Ve çok üst düzey bir performans sergiledi. Ben onun bu kadar güçlü dönebilmesinin sırrını merak ediyorum. Yani hiçbir şey yaşamamış gibi çok fit, çok formda ve dinamik bir Luan gördük sahada bu periyodun sonunda. Agente, eu queria também perguntar esta questão sobre lesão, mas você fala um pouco. Você estava machucado um pouco cedo quando falamos sobre Ligo no jogo setembro contra o jogo de Rennes. Você estava machucado e depois você voltou e depois você tinha outra lesão e 7 meses você não podia jogar, não podia contribuir para o time, mas aqui é muito importante, eu quero perguntar isso, porque quando você volta para o time, a gente viu que você continua com o mesmo ritmo, você mostra um bom dinamismo. Como você pode explicar como isso, porque não é fácil para voltar como isso? Ah, eu... Sim, eu tive... Foi em setembro, foi cedo, né, a minha lesão. Então, no total foram 7 meses, né? Foi eu ainda quando eu voltei a treinar. Depois de um tempo eu acabei, né, lesionando praticamente a mesma coisa. Foi uma, né, uma lesão que acabou durando esses 7 meses. Mas agora nem quero mais pensar nela, já é passado, faz parte do meu passado. Agora só coisas boas para acontecer. Mas sobre o ritmo de jogo, sobre, né, eu vou ter voltado a jogar, cara, me dediquei muito, né, não foi fácil, me dediquei muito tanto na parte física, na academia, como me dedico até hoje, né, acabo fazendo mais coisas do que os outros jogadores, eu tenho que ir mais acabo indo mais na academia para fazer fortalecimento muscular, né, para poder estar sempre me sentindo bem. Então acho que, né, aquilo que a gente sempre fala muito, o trabalho ajuda muito, né? E eu trabalho muito e fiquei muito feliz também por eu ter voltado e ter voltado bem, né? Claro que ajuda muito o time também jogar bem, o time me ajuda muito, eu jogo com grandes jogadores, isso facilita também o meu trabalho, então só fico muito feliz também pela confiança que o treinador teve em mim, de me ter colocado para jogar, e eu, pô, muito contente por ter conseguido fazer o meu papel. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi erken bir sakatlık yaşadım ve sonrasında genel anlamda 7 aylık bir sakatlık sürecim oldu. Sonrasında bu süreç içerisinde takıma geri dönmüşken tekrar bir sakatlık söz konusu oldu. Dolayısıyla benim o noktada psikolojik olarak kendimi hazırlamam gerekiyordu. Çünkü tekrar aynı şeylerin olmayacağını düşündüm. Kendime bunu düşündürttüm. Ve iyi şeylerin olması için de sürekli kendimle konuştum. İyi şeylerin olmasıyla alakalı olarak pozitif şeyler besledim hep bu konuyla alakalı. Ritimle alakalı olarak da şunu söyleyebilirim. Ben çalışma anlamında takıma tekrar yardım edebilmek için kendimi yaptığım şeye adadığımı düşünüyorum. Düşünüyorum bu süreçte. Çünkü fiziksel anlamda çok fazla çalışmalar sergiledim bu süreç içerisinde takımıma yeniden geri dönmek için. Özellikle kassal anlamda kendimi geliştirmem gerekiyordu. Zayıf noktalarımı bu anlamda geliştirmem gerekiyordu. Dolayısıyla bu noktada çok fazla çalıştım güçlü bir şekilde geri dönmek için. Aynı şekilde takıma geri döndükten sonra da kendimi fazlasıyla mutlu hissettim. Bu noktada şunu da atlamamak gerekiyor. Takım da bana bu noktada çok yardımcı oldu. Takım arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. Çünkü takımın içerisinde çok fazla büyük oyuncu var. Kaliteli, tecrübeli oyuncular var. Dolayısıyla onlar da benim oyunumu kolaylaştırmam noktasında oldukça fayda sağladılar. Aynı şekilde sakatlıktan döndükten sonra hocamızın bana göstermiş olduğu güven de benim bu geri dönüşüme katkı sağladı. Dolayısıyla bu anlamda geri dönmüş olmak, bu şekilde geri dönmüş olmak benim için de mutluluk vericiydi.
Süper. Ben şunu da merak ediyorum. Luan savunma tarafında farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Sol stoperde oynayabiliyor ki sakatlık dönüşü gördük ki dörtlü savunmanın solunda da oynayabiliyor. Ama oyuncuların kendilerini daha rahat hissettikleri, oynamaktan daha çok keyif aldıkları mevki vardı. Tabii ki profesyonel oyuncu ve hani hoca nerede görev verirse oynayacaktır şüphesiz ama kendi adına hissiyat anlamında nerede daha mutlu? Çünkü hücum özellikleri olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda kendisi de hücuma katkı vermekten keyif alan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O ne hissediyor, ne söylemek ister? Quando olhamos sua posição no campo, olhamos que você pode jogar como zagueiro esquerda também. Especialmente, praticamente, quando a gente joga com quatro defesa, você pode jogar como esquerda de zagueiro. Mas a gente queria perguntar também qual posição você gosta de jogar mais. Claro, quando o treinador te quer jogar aqui, você vai jogar aí, mas você tem o característico de jogar também na ofensiva, porque você contribuiu muito também na ofensiva de Fenerbahçe. O que você pode dizer sobre a posição que você mais gosta? A posição que eu sempre joguei quando estava no Brasil, no Santos, né? Foi de zagueiro central, né? De defesa central, né? E quando eu fui pro Olympique de Marselha, eu acabei mudando um pouco a minha característica de jogo, até pelo é o que você acabou de falar. Quando o treinador pede para mudar, a gente tem que acabar mudando, né? Fazendo o que o treinador pede, obviamente. E acabei fazendo uma função parecida do que a que eu faço hoje aqui no Fenerbahçe, como um zagueiro, mas lateral esquerdo, sabe? Um lateral esquerdo, mas defensivo. E é o que eu estou fazendo aqui no Fenerbahçe também, né? E me adaptei, estou gostando dessa função, mas a função que eu sempre joguei mais no Brasil é de zagueiro central. Mas posso contribuir tanto de zagueiro central como de lateral esquerdo. O importante é tá jogando e tá ajudando. Brezilya'dayken, Santos takımındayken oynamaya alışkın olduğum pozisyon daha çok merkez stoper pozisyonuydu. Sonrasında Marsilya'ya geçişim oldu. Marsilya'da top koştururken oyun stilim biraz daha değişti. Biraz önce de soruyu sorarken de söylemiş olduğunuz gibi açıkçası hoca nerede oynamanızı istiyorsa siz zaten orada oynamakla, orada görevinizi yapmakla yükümlüsünüz. Fakat sol bek, sol merkez pozisyonlarında da oynadım Marsilya'da. Daha defansif bir pozisyondaydım. Tıpkı şu anda Fenerbahçe'deki oynamış olduğum pozisyon gibi. Burada önemli olan şey açıkçası kendinizi adapte edebilmeniz, özelliklerinizi adapte edebilmeniz. Ama genel anlamda bahsedecek olursak Brezilya'da da oynarken aynı şekilde pozisyonum merkez stoper pozisyonuydu. Ama yine söylüyorum, belirttiğim üzere sahada olmak, sahada takımınıza yardımcı olmak bana göre çok daha önemli. Trabzon maçında attığı gol kariyerindeki ilk golüydü. Çok güzel bir goldü gerçekten. Hani savunma oyuncuları tabii sezon ortalamalarına bakıldığında çok fazla belki golle buluşamıyor ama savunmanın solunda oynarken hücum bindirmeleri ve o maçta attığı muhteşem golle ilgili de bir cümle almak istiyorum ondan. Kariyerinde attığı ilk golün onda yarattığı mutluluğu da paylaşırsa çok sevinirim. Dizemos que você marcou gol contra a Trabzon. Então, o primeiro gol dentro da sua carreira de marca gol. Especialmente quando você jogou como defensivo, mais defensivamente, é muito importante também para marcar gol, para contribuir ofensivamente para o time. O que você pode dizer sobre esse jogo? Porque estava primeiro gol dentro da sua carreira, como você se sente sem o mesmo? Foi muito uma sensação maravilhosa, né? Uma sensação muito boa, até pelo fato de estar há tanto tempo sem jogar, poder voltar, poder ajudar na parte defensiva e também poder ser coroado, né? Ser abençoado com esse gol. Foi muito legal, ainda por ter ganho o derby, né? Por um clássico aqui no, no,
na Turquia, um jogo importante contra o Trabzon, então fiquei muito feliz pelo gol e pela vitória. Então, como eu falo, o mais importante é sempre tá ajudando. Não é sempre que eu vou acabar fazendo um gol, não é sempre que eu vou, né, ajudar na parte ofensiva, mas sempre que eu puder e sempre que tiver uma chance, eu vou querer estar lá também para poder fazer. Gerçekten benim açımdan harika bir akşamdı. Açıkçası genel olarak bahsettiğimizde bir defans oyuncusu için, defansif oynayan bir oyuncu için gol atmaktan ziyade tabii ki de geri koşmak ya da takımınızı iyi bir şekilde savunmanız çok çok önemli. Takımınıza bu anlamda yardım etmeniz çok önemli. Aynı zamanda baktığımızda bizim açımızdan da önemli bir maçtı Trabzonspor maçı. Dolayısıyla hem attığım golden dolayı hem de elde etmiş olduğumuz galibiyetten dolayı çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Ama yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Bana göre en önemlisi takımınıza yardımcı olabilmeniz. Bunu o gün golle taçlandırmış olmak elbette ki benim için çok büyük bir mutluluktu. Ofansif anlamda da ben de aynı şekilde tıpkı defansif görevlerim gibi takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Luan'ın hayatında belki de en özel dönemlerden birindeyiz. Çünkü hem yaşadığı bir şampiyonluk var, bir kupa şampiyonu var Fenerbahçe ile. Aynı zamanda da yarın hayatının en özel anlarından birini yaşayacak, bir babalık duygusu tadacak. Gerçekten şimdiden onu tebrik ediyoruz. Eşiyle şu anda zaten o da stüdyomuzun arka tarafında bizi izliyor. Baba olmak, baba olacak olmak ve işte bir gün önce de şampiyonluk sevinci yaşamak, hani hayatının en özel dönemlerinden birini herhalde yaşıyor diye değerlendirebilir miyiz? Neler hissediyor? Babalık duygusuyla alakalı böyle artık saatler kala diyelim, hisleri nasıl? Uma questão especial para você. Ontem você ganhou a Copa Turco. Vai ser um momento especial para você amanhã, porque você vai ser papai. Primeiro, a gente diz que parabéns por isso. Obrigado. Eu acho que isso é um momento muito especial para você, porque você ganhou a Copa e amanhã você vai ser papai. Papai, como você vai explicar isso? É uma semana, né? Muito dias, alguns dias maravilhosos, né? Poder ter sido campeão da Copa e 2 dias seguintes ser pai pela primeira vez. É uma felicidade imensa. Acho que nem nos meus no, nos meus sonhos assim é um sonho, né, um grande sonho que se realiza. E como eu falei, é um sonho, uma semana sonhadora para mim, uma semana maravilhosa ser pai e ser campeão. Então espero que amanhã ocorra tudo bem, né, no nascimento, na cirurgia que a minha esposa vai fazer. E depois também o bom é que estamos de férias. Vou ter um tempo agora para aproveitar com a minha esposa e com a nossa filha, com a Sofia. Vamos ter tempo agora para aproveitar, para curtir um pouco esses dias de folga junto com a nossa bebê. Evet, harika günler geçirdiğimi söyleyebilirim. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi elde etmiş olduğumuz bir şampiyonluk var. Türkiye Kupası şampiyonluğu var ve yarın da ifade ettiğiniz gibi baba olacağım. Bana göre daha gelmeden şans getirdi. Tabii ki harika haftalar geçirdim şu son dönemlerde. Umarım yarın her şey yolunda gider. Sonrasında kızım zaten İstanbul'da doğmuş olacak. Umuyorum her şey güzel geçecek. Eşim, ben ve kızım Sofya ile beraber birlikte güzel zamanlar geçiririz. İnşallah. Sofya'nın tabii İstanbul'da doğacak olması Luan'ın hayatında İstanbul'un yerini de bambaşka bir noktaya taşıyor. Hani kızının doğum yeri burası olacak. Aslında oradan bağlayarak biraz da İstanbul izlenimi, yani ilk sezonunda İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u deneyimlemek nasıl bir duyguydu? Aynı zamanda tabii kızının doğumuyla beraber onda daha unutulmaz bir yer edinecek bu şehir. Biraz o şehirle ilgili de düşüncelerini alabilirsem çok mutlu olurum. Como você explicou, o nascimento de seu bebê vai ser em Istambul.
significa que estamos vai ser uma cidade muito importante dentro da sua vida, eu acho. A gente vai perguntar uma questão sobre isso também. E esta sessão é a sua primeira sessão. O que você pode dizer sobre Istambul? Como foi vir Istambul? Qual a sua impressão de vir Istambul? Porque eu acho que você não vai esquecer Istambul por causa desse nascimento. Ah, nunca mais eu vou esquecer de Istambul, né? Claro que já não esqueceria, né, por já morar aqui há um ano e, né, e vou morar mais tempo aqui, então claro que já estaria guardado nas nossas memórias, né, nas nossas vidas, mas agora tem um peso maior, tem, né, é algo mais especial com o nascimento da nossa filha aqui na cidade, então ela nasceu aqui, vai ser, né, sempre falaremos para ela e para todo mundo que nossa filha nasceu em Istambul, nasceu na Turquia, então é aqui que ela vai nascer, ela não nasceu no nosso país, no Brasil, então claro que guardaremos Istambul para sempre. E sobre a cidade, sobre as impressões que temos da cidade, desde a nossa chegada, né, eu e minha esposa, nós estamos acostumados a morar também em cidade grande, porque São Paulo também é uma cidade bem grande, com bastante loucura, trânsito, né, muitos carros, prédios altos, né, 40, uma hora para chegar em outros lugares, então a gente está um pouco acostumado com essa rotina maluca, então foi fácil a adaptação. Claro que a cultura muda, né, mas isso a gente já sabia, viemos, né, preparados e a gente está gostando bastante de viver aqui. Hiç şüphesiz İstanbul'u hiçbir zaman unutmayacağız. Hayatımızda her zaman önemli bir yeri olacak İstanbul'un. Çünkü bebeğimiz sizin de söylediğiniz gibi burada doğacak ve çok güzel, çok güçlü, unutulmayacak hatıralar olacağını düşünüyorum. Ve bizler açısından İstanbul her zaman özel bir şekilde kalacak. Arkadaşlarımla zaten etrafımdaki insanlarla konuştuğumuzda hep şunu söylüyoruz. Bebeğimiz İstanbul'da doğacak. Dolayısıyla bu özel an her zaman, bu özel hatıralar her zaman bizim aklımızda kalacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehirle ilgili sorunuza gelince biz eşimle beraber burada yaşamaya açıkçası alıştık. Çünkü São Paulo'da da yaşarken buradaki gibi trafik oldukça fazlasıyla yoğundu. Burada bir yerden bir yere ulaşmak istediğinizde 40 dakika veya 1 saat sürüyor oraya varmanız. Dolayısıyla bu çılgınca trafiğe de tabii ki alışkınız São Paulo'dan. Kültür tabii ki burada birazcık daha farklı ama biz buraya geldiğimizden bu yana burada yaşamaktan dolayı, burada olmaktan dolayı, İstanbul'da olmaktan dolayı çok ama çok mutluyuz. Biz de onlar burada olduğu için çok mutluyuz. Estamos muito felizes também porque você está aqui. Obrigado. Teşekkürler. Şimdi biraz da önümüzdeki sezonla ilgili artık programın son bölümünde düşüncelerini alayım. Bu arada Türkiye Kupası final mücadelesinde yeni sezon formamızı giydiler ilk kez. Çubuklu forma yeni dizaynıyla futbolcularımızın üzerinde taraftarımızın beğenisine ilk kez sunuldu. Tabii ki çubukluğun yeri taraftarın yerinde hep ayrıdır. Kendisi geçen yıl çubukluğu ilk kez giymişti. Ama bu yeni forma dizaynını nasıl buldu? Taraftarın gözünde tabii ki nasıl değerlendirileceği, nasıl yankı bulacağı önemli ama kupa ile başladık. Bu formu kupa getirdi. Yani winner forma adını daha ilk maçtan aldı. Bu konuyla ilgili, forma ile ilgili de hem beğeni olarak yani tasarım olarak ne düşünüyor hem de kupa ile bu formanın açılış yapmasına nasıl değinir? Falamos sobre sezon próxima porque a gente vai finalizar esta entrevista. Ontem jogamos com novas camisas. Podemos dizer que com essa camisa a gente ganhou o campeão também. O que você pode dizer sobre esta nova camisa? Claro que nós adeptos têm que estar gostando também. Muito importante que os adeptos estejam gostando com esta camisa também. Mas o que você pode dizer sobre esta camisa? Como você encontrou esta camisa? Eu já tinha visto, né, a nova camisa porque o jogo foi no domingo, então acho que na terça-feira ou na quarta-feira nós viemos aqui fazer sessões de foto, né, com a nova camisa, então eu já
Já tinha visto as três camisas, né, da próxima temporada, todas muito, muito bonitas. Nós ontem pudemos jogar com o novo uniforme, com a nova camisa. E deu certo, né? Deu sorte. Primeiro jogo com a nova camisa e já um título, né? Campeão. Então espero que essa camisa se acostume a levantar títulos, a ganhar títulos e que na próxima temporada, com essa mesma camisa, possam vir mais. Açıkçası biz bu yeni formayı daha öncesinden de görmüştük, fotoğraflarını görmüştük. Tabii bununla beraber totalde toplamda 3 tane forma var ve ben bütün formaların çok iyi olduğunu, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Dün de söylemiş olduğunuz gibi yeni formamızla, çubuklu formamızla oynadık ve ilk maçımızda o formayla şampiyonluk kazandık. Bu da tabii ki çok değerli söylemiş olduğunuz gibi. Umarım bu yeni formamızla beraber, yeni formalarımızla beraber gelecek sezonda da çok fazla kupalar kazanırız. Evet, hazır gelecek sezon demişken o sezon beklentilerini de şöyle bir değinelim. Çünkü bu kupa birçok taraftarımızın, hatta tüm taraftarlarımızın gözünde bir kupadan fazlasıydı. Çünkü camiamızın bir kupa hasreti vardı ve bunu aslında sonlandırdık ve hani o belki de şanssızlık mı dersiniz, o kara bulut mu dersiniz, onların tamamen dağılmasını sağladı diye düşünüyorum. Tüm taraftarlarımız da buna inanıyor ve yeni kupaların, bundan sonra gelecek kupaların bir başlangıcı oldu. Ve yeni sezona çok daha umutlu, çok daha heyecanlı bakmamızı sağladı. Yeni sezon hedeflerimiz çok büyük ve Süper Kupa'yla yeni sezonu açacağız. Hem bu kupanın yarattığı olumlu havayı, bu enerjiyi ve yeni sezona olan yansımalarını sana zahmet sorabilirsen ve yeni sezon hedefleriyle alakalı Süper Kupa ile başlayıp devam edecek olan hedeflerle ilgili de duygularını, beklentilerini öğrenebilirsek süper olur. Como dizemos, esta Copa es muy importante para nós porque desde 10 anos a gente não podia ganhar, a gente não conseguia ganhar as copas. E acho que esta Copa vai ser início das próximas copas. Claro, a gente tem grandes objetivos. Vamos jogar, próximo Copa vai ser o Super Copa. O que você pode dizer sobre a próxima temporada? Quais os objetivos? O que você pode dizer por próxima sezão? Fazia tempo, né, que o Fenerbahçe não era campeão, não ganhava uma taça. E ontem pudemos fazer isso. Feliz por isso, mas como você mesmo falou, o começo de uma nova etapa, né, de um novo momento para o clube. E, né, nós que vestimos essa camisa do Fenerbahçe, a gente sabe o peso, sabe a responsabilidade que temos, né? E para a próxima temporada, não tenho dúvida que entraremos em todas as competições para disputar e entraremos para tentar ser campeão. Claro que é difícil ser campeão de tudo, né? Tem títulos para disputar, também temos a Conference League, que queremos ir longe, queremos ser campeões. Claro que agora a gente vai, né, as férias começaram hoje, tem tempo agora para também voltar, começar um novo trabalho, né? Começar a nova temporada. Então tenho certeza que vamos, né, quando todo mundo voltar de férias, reunir para buscar os nossos objetivos. Mas isso o torcedor pode ficar tranquilo em saber que aqui é o Fenerbahçe e nós entramos sempre para ser campeão do que jogamos. E o primeiro, creio eu, que o primeiro título que vai estar em disputa logo quando voltar é a Supercopa, e temos total responsabilidade e vontade de poder ganhá-la. Uzun süredir kupa kazanılmıyordu. Fakat bunu dün akşam gerçekleştirdik. Türkiye Kupası'nı kazandık. Elbette ki bundan dolayı mutluyuz. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi umuyorum ki bu kazandığımız kupa gelecek diğer kupalarında habercisi olur. Biz kendi sorumluluğumuzu biliyoruz. Çünkü bizler Fenerbahçe'de oynuyoruz. Gelecek sezon itibariyle de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin hedefi oynamış olduğu tüm kulvarlarda şampiyonluktur. Dolayısıyla ligde de şampiyon olmak istiyoruz ve önümüzde var olan tüm kupaları elbette ki kazanmak istiyoruz. Elbette ki bu ligde şampiyonluklar kazanmak
kolay değil ama bizler her zaman tıpkı bu sene de yapmış olduğumuz gibi her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi bir ara olacak, tabii ki tatil süreci olacak. Sonrasında da tekrar toplanacağız. Tekrar çalışmaya devam edecek ve tüm takım arkadaşlarımız döndükten sonra takıma hedefimiz için, önümüzdeki hedefler için çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız da bilmeliler ki bizler her zaman şampiyonluk için önümüzde var olan kulvarlarda en iyisini yapmak için sahadayız. Bu sorumluluğu biliyoruz ve üstleniyoruz tabii ki de çünkü Fenerbahçe'de oynuyoruz. Önümüzde söylemiş olduğunuz gibi bir Süper Kupa maçı olacak ve oynayacağımız başka kulvarlar olacak. Hepsinde de başarılı olmak istiyoruz. Evet, taraftar aslında mesaj verdi ama seslenmek istediği ya da kullandığı, bildiği, öğrendiği Türkçe bir ifade var mı, bir cümle var mı? Ya da bir böyle kısa da olsa bir mesaj vermek ister mi Türkçe, yoksa henüz daha yolun başında mı o anlamda? Sen de biliyorsundur belki ne kadar Türkçe'ye hakim olduğunu ama varsa öyle bir kendisi seslenmek isterse de Türkçe mesajını alalım. Vamos terminar esta entrevista con su mensaje para los adeptos. Mas si você quiser fazer isso, você pode fazer em turco. Si você mandar uma mensagem, si você dizer alguma coisa aos adeptos, você pode dizer em turco, mas se você não pode fazer, pode explicar também em português. Difícil. Zor. Türkçe zor. Muito difícil. Çok zor Türkçe. Como falar... Como eu falo... Supporter? Supporter. Taraftar. 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 Sim, taraftar. Ey Fenerbahçe taraftar, nasılsın? Süper. Çok aslında yatkın bence. Üzerine giderse çok iyi konuşabilir. Si você pode praticar mais, eu acho que você pode falar melhor. Porque você tem potencial para falar. No final da próxima temporada, talvez já consiga falar uma entrevista, não sei. Mas como o Atila já, Zalai já está falando, sabendo falar entrevista em turco, muito, muito legal da parte dele, querer aprender e conseguir, né? Porque mais do que querer, ele consegue dar já falar em turco, até entrevista em turco, então, muito legal, tem que tirar o chapô, chapô para ele. Para ele. E, pô, um cara... É você? Um cara, você também? Um cara super responsável, um cara que top, que é muito legal ver isso nele, dele querer aprender, de conseguir falar. E espero que eu possa seguir o mesmo caminho, espero que eu também possa ser igual ele. E claro que ele está aqui há mais tempo que eu, já fazem mais de 2 anos que ele está aqui. Eu ainda vai fazer 1, então tenho tempo ainda para aprender. Mas a mensagem que eu queria deixar para os adeptos é que, né, para os torcedores, é que podem esperar bastante da gente ano que vem, né? Espero que seja, claro que fomos campeões aqui da taça, mas queremos que a próxima temporada seja melhor, bem melhor do que foi essa. Ben de açıkçası girdiğim röportajlarda o Türkçe ifadeleri dinliyorum. Konuşmaya da çalışıyorum kendimce. Ama bu konuda bence Atilla Salay'ı örnek göstermek gerekiyor. Çünkü kendisi çok iyi bir şekilde Türkçe konuşuyor. Ve bunu isteyerek, üzerinde durarak başardı. Şapka çıkartıyorum tabii ki onun bu performansından dolayı. Kendisi de iyi bir şekilde Türkçe konuşuyor. Ben de onun yolunda devam ediyorum ama şunu da unutmamak lazım. Atilla Salay benden daha uzun süredir Fenerbahçe'de. Dolayısıyla benim birazcık daha zamana ihtiyacım var bu konuda. Taraftara şunu söyleyebilirim. Dönüşümüzü bekleyin. Bizler elbette ki dün Türkiye Kupası'nı kazandık. Ama daha iyi olmamız gerekiyor. Ligde de o başarıları sürdürmemiz, devam ettirmemiz gerekiyor. Ve daha iyisi olmak adına da tabii ki de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onları memnun etmek adına. Evet, yani çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten Luana bir kere buraya geldiği için artı pozitif enerjisi ve güler yüzü için çok teşekkür ediyorum. Normal hayatta da hani röportaj dışında da böyle bir karakter olduğunu biliyorum zaten. O yüzden takıma kattığı hem saha içi hem saha dışındaki o pozitif katkısı,
karakter olarak Fenerbahçe'ye aynı zamanda kattığı değerler için de çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda burada bizim ülkemizde babalık mutluluğu yaşayacağı için de çok mutluyuz. Kendisine eşiyle beraber ve yeni doğacak bebeğiyle birlikte çok güzel bir hayat diliyoruz. Her şey gönüllerince olsun. Bu dileklerle birlikte de yavaş yavaş veda edelim. Estamos muito bom, estamos muito felizes que você veio aqui. Você mostrou todo o tempo seu enérgico positivo. A gente sabe, a gente já sabe que você tem um caráter positivo como isso também. Muito obrigado também para você, porque você mostrou grande desempenho, você contribuiu muito com seu enérgico, com seu desempenho positivo. Estamos felizes também porque você vai ser papai dentro de nós pais. A gente deseja uma vida boa com sua esposa e com seu bebê. Obrigado pelo vir aqui. Obrigado também. Fiquei muito, muito feliz pelo convite de vocês. Né? Foi muito legal estar aqui, ter participado. E agora é amanhã ir pro hospital, que tudo ocorra bem. Inshallah, tudo vai ocorrer bem e vai ser tudo maravilhoso. E para a próxima temporada, tenho certeza que vai ser tudo ainda melhor. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğiniz için de ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum süre boyunca gerçekten sizlerle beraber olmaktan büyük keyif aldım. Yarın da bir doğum söz konusu olacak. Hastaneye gideceğiz. Umarım her şey yolunda gider, pozitif gider. İnşallah. Gelecek sezon içinde umuyorum çok daha iyi başarılar, çok daha iyi performanslar ortaya koyarız. Umarım hepimiz açısından harika bir sezon olur. Evet, kendisine de yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla kupalarla dolu ve her şeyden önemlisi sakatlıksız bir sezon diliyorum. Bu dileğimi de iletirsem veda edeceğim. Muito obrigado também. Eu desejo para você uma boa sezão, uma sezão sucesso sem lesões. Pai, e tenho certeza que vai ser uma temporada sem lesão. Eu sou um jogador que nunca tinha tido uma lesão séria, né? Foi a primeira e a última. Umarım söylemiş olduğunuz gibi sakatlıksız bir sezon olur. Sadece benim için değil, tüm takım arkadaşlarım için. Umarım benim yaşamış olduğumda son sakatlık olur. İnşallah. Kariyerinde bir daha sakatlık yaşamasın. Desejo que não vai ter uma lesão dentro da sua carreira. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Muito obrigado. Sarıhan, sana da çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Rica gördük ederim. Seni de. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, gerçekten Fenerbahçe'mizin başarılı isimlerinden Luan Perez'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kupa zaferinin üzerine konuk ettik stüdyomuzda ve günün röportajı programında hem bu sezonun değerlendirmesini hem de gelecek sezonla ilgili beklentilerini konuştuk. Biz günün röportajını burada noktalıyoruz. Bir başka programda, bir başka yayında yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.